Necla ölümle pençeleşiyordu. Tarık çılgına dönmüştü. Çaresizdi. Beni Mazi Hanım'a götür dedi. Onu buraya karşınıza getirdim. Ve siz onu nasıl karşıladınız? Bir düşünün nasıl karşıladığınızı. Seninle o vahşete gitmeseydi şu anda ölüm döşeğinde olmayacaktı. Seninle evlenmeseydi bugün kendine layık bir eşi olacaktı. Sağlam bir mesleği ve mesleki itibarı olacaktı. Seninle evlenmeseydi. Benimle evlendi. Evlendi ve kim ne derse desin çok mutluyduk biz. O katilin kurşunu burada da tesadüf edebilirdi Necla'ya. Burada da bir kazaya uğrayabilirdi. Bütün bunların ne önemi var? Bütün bunları burada tartışmanın sırası mı şimdi? İstediğiniz kadar kırgın olun ona ama o sizin kızınız. Öyle bir kızım yok. Tutun ki öyle bir kızınız yok. Tutun ki Necla sokaktaki herhangi bir kız kadar yabancı size. Ama ölüyor şu anda. Sokakta ölen birini görseniz yardım etmez misiniz ona? Yardım edin. Ne olur kurtarın onu. Kurtarın. Kızınızın hayatı hiçbir şey ifade etmiyor mu sizin için? Konuşun. Konuşun. Bir insan bu kadar taş yürekli olamaz. Konuşun. Sizinle konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Görüşmemiz bitmiştir. İyi günler. Hakkı vardı. Dünyada hiçbir insan bu kadar taş yürekli, bu kadar hissiz olamazdı. Son anda bakanlıktan yardım gelmeseydi, ölmüş olacaktı kızınız. Ve onun katili siz olacaktınız. Yalan. Yalan mı? Nasıl yalan? Her şeye ben şahidim. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Tarık gittikten sonra arabayı hazırlamalarını söylemiştim sana. Fırladım gittim. Hatırlıyor musun? Evet. Evet. Nereye gittim biliyor musun? Hastaneye. Başhekimi tanırdım. Birkaç davette karşılaşmış sohbet etmiştik. Onun odasına çıktım. Yardım bakanlıktan geldi diyeceksiniz. Ama nasıl olur? Ne kadar para lazım? Yapamam Muazzez Hanım. Yapacaksınız. Ne kadar lazım? Bakın olacak şey değil bu. Sizin bu parayı verdiğinizi söylesem ne olur ki? Annesisiniz. Ne kadar dalgın olsanız da annesisiniz. Ne Tarık ne kızım bilmeyecekler. Ne kadar lazım Bedri Bey? Ne diyeyim bilmem ki. Gönlünüzden ne koparsa. Sağ olun. Çok âli cenapsınız. Kızım için gerekeni yapacaksınız. Bakan gönderdi diyeceksiniz. Elimden geleni yapacağım. Kızım ve Tarık sizinle konuştuğumu bilmeyecekler. Bilmeyecekler hanımefendi. Senelerce hep suçladım sizi. Allah affetsin. Aslı Allah beni affetsin. Niçin güldün? 42 senedir yanınızdayım. İlk defa inanarak, içinizden gelerek Allah'ın yüce adını andığınızı duydum. İnananlara hor görür, hakaret ederdim onlara. Rahmetli eşime bile. Kaç kere kalbini kırdım onun. Böyle konuşmaya hakkın yok. Onlar senin olduğu kadar benim de çocuklarım. Ve benim çocuklarım sadece müspet ilimlere, gerçeklere inanacaklar. Akıl ve mantığa inanacaklar. Masallara değil. Nasıl söylersin bunu? Asıl sen. Sen medeni ve kültürlü bir insan olarak nasıl inanırsın bu masallara? Çok cahilmişim. Hazırlığını yap, bir an evvel gidelim. Ben hazırım efendim. Bu senden hayatta belki de son isteğim, son ricam olacak Nesrin. Necla. Necla'nın hiçbir şeyden haberi olmasın. Nereye gittiğimizi bile bilmesin. Çok utanıyorum.
Onun yüzüne bakacak gücüm yok. Ama... Bana yemin ettin. Hiçbir şeyden haberi olmayacak. Ancak ben öldükten sonra haber verirsin ona. Tekrar yemin edeceksin Nesrin. Yemin ederim efendim. Sağ ol. Sağ ol. Siz yoruldunuz, ben taşıyayım. Bundan sonra ben taşıyacağım Nesrin. Bu da Allah'ın bana bir dersi. Evimiz burası bundan sonra. Beğendiniz mi? Gül gibi yapacağız burasını. Gül gibi.
sahi alır mıyız anne? Tabii alacağım. Ama oho, bunlar hep vızıldı. Babanın Kahire'de takip ettiği iş var ya, tam 18 senedir peşindeyiz. Yüzlük yüzlük kuyruğuna getirdik. Bir sonuçlansın. Çok para geçer mi elimize? Aklın alamayacağı kadar. Ne yaparız o parayla anne? Sen de tıpkı baban gibisin. Bayılıyorsun hayal kurmaya. Paranın hayali bile insanın içini ısıtıyor. Anlat anne, anlat. Ne yaparız o parayla? Bak kızım. Cenab-ı Hak birine para verdi mi bil ki onu imtihan eder. Size helal olarak verdiklerinden yiyin için ama sakın israf etmeyin der. Bir kere o parayı israf etmeyeceğiz. O parayla insanlara faydalı olmaya çalışacağız. Geçenlerde bir gece babanla konuştuk. Şuracıkta. Öyle güzel şeyler söyledi ki gözlerim yaşardı. Bak ne düşündüm. Önce büyük bir hukuk bürosu kuracağım. Genç avukatları, işsizlikten kırılan gençleri toplayacağım yanıma. Kendini savunmak için parası olmayanlara, parasızlıktan kendini mahkemelerde savunamayanlara hizmet verecekler. Her gün öyle vakalarla karşılaşıyorum ki ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Kendini savunmaktan aciz. Avukat tutacak parası yok. İşler acısı. Hani seninle hep kurduğumuz hayallerde siyasete atılacağını söylerdin? Canım hayaldi onlar. Biz bu yolda daha faydalı oluruz insanlar. Yani şimdi sen bana hep rüyalarda gördüğüm o muazzam avukatlık bürosunu kurdurmayacak mısın? Ondan önce oğlumuza bir iş kuracağız. Tabii ama ya ben? Tabii Ayşe de üniversiteyi bitirince ona da bir iş kurmak lazım. Canım onlar olacak da ya ben? Sen benim yanımda çalışacaksın. Vay kalleş vay. Hayal kurarken öyle demiyordun ama. Benim yanımda çalışacaksın o kadar. Tabii senin yanında çalışacağım. En ufak laubalilikte kapının önüne koyarım ona göre. Maaşını da ben tayin edeceğim. Ya maaş dedin de aklıma geldi. Sevgili karıcığım, bana 100.000 lira borç versene. Verdin mi parayı bari? 250.000 liramız kalmıştı, paylaştık. Anneannem nereye gitmiş olabilir anne? Bilmiyorum kızım. Arıyorum. Baban da aratacak. Onu çok merak ediyorum. Bir iş teklifi aldım. Neymiş? Haftada 3 gün. Bir zengin aile yanında. Sabah 9'dan akşam saat 5'e kadar... Yemek yapıp alışveriş yapacağım. Ara sıra da temizlik. İyi para veriyorlar. Gül gibi geçiniriz. Utanıyorum. Çok utanıyorum. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Of. Ah, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yardım edebilir miyim? Yok. Aa, verin taşıyayım. Verin. Ay, yok, onu da verin şey. Lütfen. Yok. Ah.
İlkokulda öğretmenim efendim. Size komşu sayılırız. Şu bir üstteki evde oturuyoruz. Annem Nesrin teyzeyle eski dosttur. Sabah okuldayım. Öğleden sonra da kreşte. Bir arkadaşla kreş kurduk burada. İşe giden kadınların çocuklarına bakıyoruz. Paralı mı kızım? Ne münasebet efendim. Onların verdiği 5-10 lira kira parasını bile karşılamıyor. Arkadaşın tayini çıktı, Bolu'ya gitti. Benim tayinim de çıktı çıkacak. O zaman o yavrucaklar ne olacak? Düşündükçe ağlamak geliyor içimden. Nesrin teyzeme abisinden kalan bir gecekonduda olmaları gerek. Adresi? Bilmiyorum. Necla Hanım, İstanbul ve çevresinde 200'den fazla gecekondu mahallesi var. Adres olmadan nasıl buluruz? Ne yapabilirim ki? Tarık Bey bizim oğlumuz. Onun hatırı için her yeri aratırız. Ama uzun sürer. Bütün her yeri arattık Necla Hanım. İzlerine rastlamadık. Sokak sokak, mahalle mahalle arıyorlar. On binlerce gecekondu var. Bulunması çok zor. Çok üzgünüm Necla Hanım. Bugüne kadar hiç olumlu sonuç alamadım. Sizin hatırınız için aratmadığım yer kalmadı Tarık Bey. Ama adres olmadan nasıl buluruz? Sağ olun. Siz gene aramaya devam edin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bulamıyorlar. İki ayda nasıl bulamazlar? İnsaf birader. 10 milyonluk şehirde adres olmadan iki kadın arıyorsun. Ben haftaya gene Kahire'ye gidiyorum. İnşallah bu sefer sonuçlanır. Çoğu gitti, azı kaldı. Bana bak, milyarlara kondum diye beni başından atmak yok. Araştırmalar sabah akşam sürüyor Necla Hanım. Şu ana kadar bir şey bulamadık. Araştırıyoruz Necla Hanım, merak etmeyin. Tarık Bey benim evladım sayılır Necla Hanım. İnanın bütün gücümüzle arıyoruz. Çok teşekkür ederim. Lütfen aramaya devam edin. Bulamıyorlar değil mi? Bütün karakolları, muhtarlıkları arıyorlar ama daha hiçbir haber yok. Boşuna uğraşmasınlar. Onlardan önce ben bulacağım adresi. Nasıl bulacakmışsınız küçük hanım? Görüşürüz. Yarın akşam adresi önünüze koyarsam ne gibi bir ödül alırım? Dile benden ne dilersen. Öyle vaatleri bizim karnımız tok efendim. Somut bir önerinizi bekliyorum. Beğendiğin o kabanı alırım. Oo, bunu sömürü derler. Ben de bir mont alırım ha. Tek mont mu, takım mont mu? Tamam. Takım mont alırım. Ama o montla giyecek ayakkabım yok. Tamam canım, ayakkabı da alırım. Tutun ki aldınız. Adama bunun çantası nerede diye sormazlar mı? Aa, uzun ettin ama. Tamam, onu da aldık. Boş çantayı ben ne yapayım? Harçlığına %25 zam yaparım. 6, 3, 7, 6. Bir aya bölerseniz günde 2 köfte bir ayran parası. O kadar ucuza gidemem ben. %50 zam yaptık. 4 köfte 2 ayran eder. Her günde köfte yenmez ki. %75 zam yaptık. Makul bir sınıra yaklaşıyorsunuz sevgili validem. Ama gene de çok az. %100'e ne dersin hanım? Gene de bedavaya gidiyorum gibi. Ama ne de olsa aile otoritesine karşı gelmek istemem. Yani anlaştık değil mi? Beni manevi baskılarla anlaşmaya zorladınız. Neyse, efendilik bende kalsın. Madem anlaştık söyle bakalım. Yarın nereden alacaksın aradığımız adresi? Ben bugünün işini yarına bırakmam sevgili anneciğim. Yani o ne demek oluyor? Yani şu demek oluyor ki adresi buldum ve aldım bile. Ah,
Aman Allah'ım. Nasıl buldun bu adresi? Tapuya gittim. Bir arkadaşımın babası orada bölüm şefi. Gecekondunun tapusu varsa 2 saatte çıkartırız dediler. 2 saat bile sürmedi. Nasıl akıl edemedik? Şimdi gelelim ödül meselesine. Bak kızım. Para durumumuzu biliyorsun. Sözümüz söz. Ancak bu ödülü sana makul bir vade içinde taksit taksit ödemeyi öneriyoruz. Sen ne dersin? Tabii. En büyük bankalar bile öyle yapıyorlar. Mesela 6 ay. Ayşe anlayışlı kızdır. Benim başka bir önerim var. Nedir? Ben diyorum ki sevgili annem sol yanağımdan, sevgili babam da sağ yanağımdan birer kere öpsünler beni. Ben de borçlarını bir kalemde silip atayım. Canım. Gel kızım. Evde oturup konuşalım biraz. Gel yavrum. Canım canım. Annen bildiğin kadın değil kızım. Köşkün satıldığını öğrendiğinde o kadar çöktü ki. O anda kriz gelip ölecek zannettim. Ama kendisini çabuk toparladı. İnanmayacaksın ama ilk defa hayatında Allah'a isyan etmiş olduğunu anladı. Pişman oldu o güne kadar herkesi hor görüşünden, sana yaptıklarından, gururundan, Allah'a karşı gelişinden. Büyük bir tevekkül içinde teslim oldu kaderine.
Dünyada bir insanın bu kadar kısa zamanda değişebileceğini söyleselerdi inanmazdım. Ama oldu. O mağrur, o kibirli kadın bir anda bütün pislikleri sıyırdı attı ruhundan. Eve kovalarla su taşıdı. Kısa zamanda komşularla dost oldu. Camları sildi, bakkala alışverişe gitti. Bir anda buraların sevgilisi oldu. Perihan diye bir komşu kızımız var, ilkokul öğretmeni. Burada fakir fukara işçi kadınların çocukları için kreş yapmış. Çalışan kadınlara hizmet eder. Annenle bir dost oldular ki sorma. Annen ben de orada çalışacağım dedi. Sizin sağlığınız el vermez dedim. Güldü geçti. Gününü o fakir çocukların hizmetine adadı. Komşulara kendi eliyle pasta, kek yapıp hizmet etti. Bir de Zehra Hanım diye dünyadan ele tek çekmiş çok muhterem bir hanım var burada. Ara sıra bizleri toplar nasihat eder. Faydalı sohbetlerde bulunur. Çok merak etmiş anneni bana getirin demiş. Aldım götürdüm. O gün ne de güzel konuştu Zehra Hanım. Annen onu dinledikten sonra günlerce ağladı kızım. Beni affet Allah'ım diye yakardı sabahlara kadar. Ama annemin parası? Onun parası yok kızım. Kardeşlerin kendilerine miras payı diye verilenlerin hepsini satıp kaçtılar. Gideceklerini bile haber vermediler. Annene her ay bankaya geçinmesi için para yatıracaklardı. 10 para bile yatırmamışlar. Köşkten ayrıldığımızda ancak 1 hafta geçinebilecek paramız vardı. O bitince aç kalacaktık. Nasıl geçiniyorsunuz? Önce haftada 3 gün hizmetçiliğe gidiyordum. Şimdi yetmedi, 5 gün gidiyorum. Hiç şikayetçi değilim yavrum. Seve seve yapıyorum. İyi para veriyorlar kızım. Ama ne de olsa gene bir açığınız, zaruri bir ihtiyacınız vardır. Bizi düşünme kızım. Nasıl söylersin bunu bana? Sizi kaç zamandır arıyorum biliyor musun? O benim annem. Annen çok mutlu kızım. 42 senedir ailenizin yanındayım. İnan bana, anneni hiç bu kadar mutlu görmedim. Bırak biraz yalnız kalsın.
Yani onu göremeyecek miyim? Onu görme Necla. Dünyasını yıkarsın. Onu bu çaresiz halde bırakamam. Seni bu halde bırakamam. Bırakacaksın. Annen çok utanıyor. Senden çok utanıyor. Sana yaptığı haksızlık onu kahrediyor. Ben her şeyi unuttum. O unutmadı kızım. Artık senin yüzüne bakacak cesareti yok. Ama bir gün mutlaka olacak. O güne kadar rahat bırak anneni. Bir gün ben sana gel diyeceğim. Seni hep görmek istiyorum Nesrin teyze. Ben uğrarım sana kızım. Ben uğrarım. Hadi git bakalım. Git artık. Annen neredeyse gelir. Hadi. Bugün çocuklara yemek yapacağım Nesrin. Evde pişirip götüreyim dedim. Hem sen bugün işe gitmedin mi? Ben yokuşu çıkarken hatırladım. Bugün istememişlerdi beni işe. Of, artık çok unutkan oldum. Keşke ben de olabilsem. Bana söz vermiştiniz. Eskiyi hiç düşünmeyecektim. İnsanın elinde mi? Gel bir de içime sor sen benim. O manasız gururum yüzünden kaç kişinin kalbini kırdım? Kaç kişiye bile bile haksızlık ettim? Onlar acı içinde kıvranırken nasıl da mutluluk duydum. Ben sizden üstünüm. İstediğim an size ezebilirim diye gururlandım. Kaç kere Allah'a isyan ettim. Sonra Necla, ona yaptığım kötülükler, hayatını zehir ettim.
Bir şey mi oldu? Biri bizi gözetliyordu sanki. Koşarak kaçtı. Kim olabilir ki? Perihan öğretmendi belki. Hayır hayır. Sanki hep biri beni gözetliyordu. Yorgunluktan sinirleriniz bozuk sizin. Kim? Niçin sizi gözetlesin ki? Bilmem. Çok tuhaf bir his bu. Sanki birisi bana, benim yanıma gelmek istiyordu da gelemiyordu. Sanki kızlarımdan biri. Aman hanımefendi. Kızlarınız şimdi kim bilir neredeler? Hakkın var. Aman Necla. Necla.